بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. Önce Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere şu anda anmak için toplandığımız Çanakkale şehitleri ve tüm şehitlerimizin ruhları için El-Fatiha. Sayın Basım, Sayın TÜİK Ocakları Başkanım, değerli misafirlerim, Ahdı Vefa Derneği'ne hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugünkü sohbet konusu Çanakkale Savaşı. Çanakkale Savaşı'nın 106. yıl dönümü iştirak ediyoruz. Çanakkale tarihimizin şeref levhalarından biridir. Bu millet etten duvar örerek Çanakkale'yi geçilmez yapmıştır. Milli mücadelenin başarılı olmasında Çanakkale'de kazanılan özgüven büyük etkisi vardır. Bu vesileyle bu kutsal vatan uğruna şehadet şerbeti içen Çanakkale'de bulunan Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyoruz. Bugünkü konuşmacımız değerli bir subay olan emekli albay Sayın Yavuz Gezer'dir. Bizi kırmayarak İstanbul'da kalkıp geldiği için kendisine teşekkür ediyor. Saygılar sunuyorum sizlere. Barak kandiliniz mübarek olsun. Aranızda bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Bana bu imkanı veren Ahde Vefa Derneği Başkanı Burhanettin Özdoğan Bey'e de huzurunuzda teşekkürü bir borç biliyorum. İçinizden birçok arkadaşı tanıyorum. Onlar da beni şahsen tanıyorlardır. Ben de bir Elazığ çocuğu olarak silahlı kuvvetlerde 32 yıl 9 ay 7 gün görev yaptıktan sonra emekli oldum. Bu emeklilik süreci sonrasında kendimce bir takım araştırmalar ve bu konu üzerinde çalışmalar sonrasında kendimi hazır hissettiğimde huzurunuza çıktım. İnşallah sürçülisan edersek ki isimler konusunda belki hafızayı beşer nisyan ile malüldür sözüyle yanılmış olabiliriz. Hoşgörünüze sığınarak başlamak istiyorum. Yanımda devre arkadaşım Atatürkçü Düşünce Derneği Yaşar Karabulut Bey de var. Sohbet toplantısına geçtiğimizde kendisiyle de fikir alışverişinde bulunup fikirlerinden faydalanmak bizim için onur olacaktır. Şimdi Çanakkale hepimizin göğsünü iftiharla, gururla kabarttığı yer. Çoğumuz gitmişizdir, görmüşüzdür. Orada bir el uzanır gökyüzüne. Ayakları yere sağlam basan.
Ve orada bir şiir vardır. Dur yolcu, bilmeden bastığım bu toprak diye başlar. Ve bu toprağın, basılan toprağın ne kadar kıymetli olduğunu, onun altında bir vatanın yattığını ve oradaki sessiz yığınların sana buranın bir vatan olduğunu ve burada bir toplumun nasıl tutunduğunu ve bundan sonra nasıl tutunacağını izah eder. İşte biz o şehitlerin bugün bize bahşettiği topraklar üzerinde özgürce yaşayan bir nesiliz, halkız. Eğer unutursak ki tarih, Akif'in dediği gibi, ibret alınsaydı tekerrür etmezdi. Ama biz tekerrürleri yaşıyoruz. Mustafa Kemal de burada şunu söyler tarih için, der ki, tarih tahrif etme sanatı değildir. Bilakis gerçekleri bir sonraki nesle, topluma eksiksiz ve tam olarak aktarma sanatıdır. Ama biz büyük öğretmen tarihi hiç dikkate almadık. Hep kenarından dolaştık. O bize doğruları ve yanlışları anlattığı zaman biz dersten kaçan çocuklar gibiydik. Bedelini kanla ödedik. Hani diyor ya, eline attığın zaman toprağa, şüheda fışkıracak toprağa sıksan şüheda. Çanakkale'yi görenler bilir. Bir metrekareye 6000 merminin düştüğü bir yerdir orası. Mermilerin havada sevgili gibi birbirine sarıldığı, siperlerin 10 metre ile 50 ve 100 metre arasındaki şeyde gidip geldiğini, savaşın bir an kaybedilip bir sonraki saat tekrar kazanıldığı yerdir Çanakkale. Çanakkale'de erler generallerle birlikte vuruşurlar. Orada artık rütbe yoktur. Orada bombaların hercümerç ettiği yerden kalkan kanlar içerisindeki askerler dizlerinin üzerinde doğrulur. Süngüsüyle düşmanın savunma hatlarını yarar, ele geçirilen toprakları geri alırlar. 8,5 ay süren savaşın çok suçluları vardır. Tabi tarihte o askerler suçlu aramıyorlar. O askerler, benim ayağımda çarık var, silahımın yedek parçası yok, ben bunun hesabını burada soracağım demez. Orada hesap sorulacak yer değildir. Bir sonraki hesaba hazırlık yeridir orası. Keşke o günkü o milli ruh şahlandığı zaman, bugün de o birlik ve beraberliği sağlayabilecek bir millet olma özelliğimiz devam etse. Siyasi kaygılar, kavgalar, çatışmalar o gün de vardı, bugün de var. Bugün onu biz tarihten ders alarak atlatmak durumundayız. Onu bir kenara bırakmak durumundayız. İngilizlerin oyunu devam ediyor. İkinci Wilhelm İngilizler için ne der bilir misiniz? Aşağılık küçük ordu der. Niye? Bir parsa vardır paylaşılacak orada. Sömürgeler vardır. İngiltere ve Fransa bu sömürgeye sahip olmak ister. Almanya'da güçlü ordu, güçlü siyaset politikasıyla II. Wilhelm'le birlikte bir atak yapar. 1871 yılında çünkü Fransa'yı yenmiştir. Alsace-Lorraine ele geçirilmiştir. Fransa ikinci pozisyona düşmüştür. Bu ikinci pozisyonda Almanya'nın karşısındaki mağlubiyeti hazmedemeyip İngiltere ile müşterek hareket etme yolunu seçmiştir. Sadece İngilizler mi? İngilizlerin sömürgeleri. O sömürgeleri alt alta koyduğunuz zaman İngilizler kendilerini safkan İngiliz olarak nitelendirirler. Norfolk alayları gibi. Hani o meşhur bir şey vardır da, bir somun şeklinde bir bulut geldi, bir alay aldı götürdü. 2014 yılında o da çürütüldü. Orada bulunan bir şeyle. İngilizler bunu özellikle yapar. Anzaklara yazdırırlar. Niye yazdırırlar? Türk askerinin cesaretini ve oradaki mücadelesini küçümsemek için yazdırırlar. Aslında biz evliyaların bizimle birlikte olduğunu ısrarla, o manevi güç bizde hep var zaten. Hep var. Yani peygamberi savaşa girmiş bir milletiz biz. Yani o peygambere inanmış bir milletiz. Ama
Türk ordusunun tarihi peygamberle başlamaz. Türk ordusunun tarihi Mete ile başlar. Türk askerinin tarihi. 209 yılı milattan önce. Bugün 2231. yılıdır kara kuvvetler kutlanan. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bizim tartışılmaz çizgimizdir. Ama Türk ordusunu Muhammed'in askeri diye lanse etmek de başka bir şeydir. Bu da gerçeği örtmek çabasıdır. Evet, peygamberi severiz. Mehmetçik adının nereden çıktığını söyleyelim. Tobruk muharebelerinde ilk ölen askeri Mehmet olarak kaydederler. Bizde Çikeki, Sevgi Eki'dir. Mehmetçik diye kayıtlara geçer. Ve o günden sonra Türk ordusuna Mehmetçik denir. Hatta gavur padişah dedikleri Sultan II. Mahmud'un kurduğu Asakir-i Mansure-i Muhammediye'de Muhammed isminin verilmesi Yeniçeri'ye karşı yapılacak harekette halkı yanında toplamak istemesinden kaynaklanır. Bir diğer rivayette şudur ki Bigalı Mehmet Çavuş'un sandal küreğiyle mermisi bittikten sonra düşmana saldırıp yaralandığında kendisini ziyarete gelip Atatürk'ün o kahramanlık için teklifte bulunduğunda Kayserilerin gönderdiği saat üzerine gene Mehmetçik şeyi gündeme gelir. Söylemi gündeme gelir. Evet, Mehmet Mehmetçik'tir. O vatanı sevgili bilir. En büyük sevgili vatandır onun için. Kendi evladını, çocuğunu ve karısını tütmesi zayıflamış ocağına bırakarak savaşa gider, katılır. Ama savaşın gerekçesi Mehmet'in o yokluk içerisindeki mücadelesi değildir. Emperyalist güçlerin ülkeler üzerindeki isteklerinden kaynaklanır. Osmanlı bilerek ve isteyerek savaşa girmemiştir. Osmanlı son 200 yılda zayıflatılmıştır içerideki bir takım oyunlarla, İngilizlerin tuttuğu adamlarla. Ermeniler, Rumlar silahlandırılmıştır. Irak'ta, Şatra'da, ondan sonra Suriye'de emeller farklıdır. Çünkü orada yeni bir enerji kaynağı vardır. O enerji kaynağının ele geçirilmesi lazımdır. Orada da Osmanlı vardır. Osmanlı ayrıca bağımsız olan tek Müslüman ülkedir. Onların önündeki en büyük engeldir. Eğer Osmanlı mağlup edilmezse İngilizlerin emelleri gerçekleşmeyecektir. İngiliz ve Fransızların emellerinin gerçekleştirilmesi için Anadolu'da bir takım ayak oyunları ve ayaklandırılan insanlar vardır. Bu insanlar devamlı ihanet içerisinde olmuşlardır. Bugün Barzani bölgesi dediğimiz o bölge, yani o günkü o bölge bizim PKK ile en çok mücadele ettiğimiz bölgedir. Zaho bölgesidir orası. Avaşin'dir, Zap'tır o bölge. Çünkü öncelikle Barzani bizim yanımızda yer almıştır. Daha sonra saf değiştirmiştir. Ama o mevziler durur, devam eder. Evet, ikinci Wilhelm İngiltere'nin bu aşırı kaprisli tutumu karşısında, sömürgeciliği karşısında kendisini güçlü kılmak ve onlarla mücadele etmek için taraftar arar. Bu arada Rusya sıkıntı içerisindedir. Rusya doğuya gitmiştir. Japonya tarafından durdurulmuştur. Batıya dönmek durumunda kalır. Balkanlar üzerinde Slav milliyetçiliğini işlemeye çalışır. Ama bu arada Balkanlarda emeli olan Avusturya-Macaristan İmparatorluğu vardır. Avusturya ve Macaristanlılar da Almanlarla müşterek hareket eder. Cermen ağırlığının şey üzerinde olmasını ister. Burada bir çatışma vardır. Osmanlı da bu çatışmada taraf olur. Yani Rusların Balkanlardaki bu hareketini tasvip etmez. Tasvip etmediği için Almanya Osmanlı'yı yanında görmek ister. Fakat Almanya'nın asıl amacı farklıdır. Almanya Osmanlı'yı yanına çekmekle doğuda kendine bir güç elde edecektir. Rusya'nın İngiltere ve Fransa'ya yardım etmesini engelleyecektir. Kara kaşımıza kara gözümüze değil, Balkan muharebelerinde Sırbistan üzerinden sağladığı silahlar oluşturulan Balkan Birliği, yani Sırbistan, Yunanistan, Bulgaristan ve Karadağ müşterek hareket ederek bize Balkan utancını yaşatmışlardır.
Tabi burada subaylar arasında siyasi çekişme vardır. Siyaset orduya sirayet etmiştir. Birçok şey ya göz yumulmuştur o silahların geçişi esnasında. Ne olmuştur ondan sonra? Ondan sonra biz Balkanlarda 167.370 kilometre karelik alan kaybetmişiz. Ha ikinci Balkan Muharebesi'nde kaybettiğimiz alanların bir kısmını geri almışız. O gün Balkan Birliği'ni oluşturanlar bu sefer Bulgaristan'da toprak paylaşımı ile ilgili sonucu kabul etmedikleri için Osmanlı ile birlikte hareket etmişler. Biz Edirne ve şeyi geri almışız. Kırklar elini geri almışız. Düşünebiliyor musunuz? 7 milyon 600 binden fazla insan Osmanlı'nın topraklarından çıkmıştır. 1908'de Bosna Hersek'i kaybetmişiz. 1911'de Libya'da muharebe başlamıştır. Libya muharebesine de Enver'in önderliğinde 5 tane subay iştirak etmiştir. Onlar orayı örgütlemişlerdir. Nuri Jonker, Mustafa Kemal Atatürk, işte Kuşçubaşı Eşref'in şeyleriyle beraber Mısır üzerinden oraya gitmişlerdir. Albay Nazif. Şimdi bunlar orada öyle bir şeyi organize etmişler ki bir halkı ayaklandırmışlar. 18 bin mevcuda ulaşmışlar. Şeyh Ahmet Sünisi Hazretleri ki daha sonra milli mücadelede bizim yanımızda olmuştur. Ha, bu arada şunu da bahsetmeden geçemeyeceğim. Çanakkale muharebeleri milli mücadelenin temelini oluşturmuştur. Ve oradaki subaylar milli mücadelenin ölümsüz kahramanlarıdır. Ve onların hepsi aynı yerde savaşırlar. Onlarda bir tek amaç vardır. Bulgar utancını, yani o bölgedeki Balkan Savaşı'nın kaybı utancını bir daha yaşamamak. Ve karar verirler. Muharebe alanından kaçan öldürülecektir. Düşünebiliyor musunuz? Bu ülkede 26 yıl Genelkurmay ve Milli Savunma Bakanlığı yapan Fevzi Çakmak, Atatürk'ün altında Anafartalar Grup Komutanlığı'nda komutan olarak görev yapar. Kazım Karabekir yapar. Kazım İnanç yapar. Kazım İnanç kimdir bilir misiniz? Kazım İnanç Atatürk'ün Anafartalar komutanı olması ısrarında kurmay başkanıdır. Almanlar vermek istemezler. Almanlar komutayı vermek istemezler. Niye? Almanlar o bölge kendi ellerinde bulunsun, savaş uzasın, kendileri rahat hareket etsin istedikleri için yaptıkları gizli anlaşma von Moltke ile yapılan, Alman Genelkurmay Başkanı von Moltke'nin Enver'le yaptığı gizli anlaşma kayıtlardadır. Siz 500 bin İngiliz ve Fransız kuvvetini engelleyeceksinizdir. Bu bize kaç yüz bine mal olur? Balkanlarda 500 bin kişiyi kaybetmişiz. 2 milyon 608 bin mevcutlu ordu en son Sakarya Meydan Muharebesi'ndeki kayıtlara göre 580 bindir. O da halktan toplananla. Yani şimdi bu şeyin içerisinde artık İngilizler kendilerine gelen raporlarla anlamışlardır ki 200 yıldır uğraştıkları şey başarıya ulaşacak. Öyle zannetmişler. Ve bunun üzerine harekete geçmek istemişler. Bu arada kendi konsolosluklarından silah dağıtmaktadırlar yani. Ruslar yukarıda Ermenileri silahlandırmaktadır. Aşağıda Yunanlıların çabası vardır. Ermenilerin dışında Rumların silahlandırılma şeyi vardır. Suudi Arabistan'da Arapların İngiliz kontrolünde Osmanlı aleyhinde faaliyetleri vardır. En dikkat çekici husus nedir biliyor musunuz? Bize savaş ilan etmeden ülkemizin bombalanmasıdır. Yani Osmanlı'nın savaşa girmesi de bir şeydir. Bir oyundur. Düşünün. Almanya, İngiltere İtilaf ve İttifak kuvvetlerini oluşturuyorlar. Taraftarları belli. İngiltere, Fransa, ondan sonra İtalya. Başlangıçta Osmanlı'nın yanında olmasına rağmen sonradan saf değiştirmiştir. Biz ne yapmışız? Bulgaristan'la birlikte sonradan Almanya'nın yanına
geçmişiz. Almanya, Avusturya, Macaristan İmparatorluğu, başta İtalya vardır. İtalya sonradan 12 adalar şeyiyle, aşkıyla, ki burada 12 adalara gelince şunu söyleyelim, 12 adalar Ege'deki adalardır ve takım adalardır bunlar. Yani böyle şey yapılan en büyüğü Meis Adası'dır. Meis Adası da Akdeniz'de olmasına rağmen o takım adalardan sayılır. Bu 12 adalar Uşi Anlaşması'yla verilmiştir. Halka anlatıldığı şekilde Lozan Anlaşması'yla değil, Uşi Anlaşması. 1911. Biz mecburen çekilmişiz 11 senesinde Balkan Harbi çıktığı için. Bırakmışız Libya'yı, geçmişiz oraya. 1899 yılında kiralanan Mısır bizim korkulu rüyamız olmuştur. Niye İskenderiye Limanı'ndan toplanan şeyler? Anzak tümenleri, İngiliz ve Fransız tümenleri 75 bin kişilik güçle 84 vapurla nereye gelirler? Limni'ye gelirler. O arada Bozcaada ve İskorpis, bunların hepsi Yunanlılar tarafından şeye açılır, İngilizlere açılır ve Yunanlılar şunu söyler, der ki Bozcaada Osmanlı iddia ediyor kendi toprağı diye, hadi siz buyurun işgal edin der. Ve Mondros bunların üssü olur. Çanakkale muharebelerinin iki safhası vardır. Birincisi muhteşem bir deniz zaferi ve ondan sonra 8,5 ay yani 260 gün uzayan bir kara savaştır. Şimdi Çanakkale deniz savaşlarını anlatacağımızda o bölgenin Seddülbahir ve Ertuğrul tabyaları ve Anadolu yakasında da Orhaniye ve Kumkale tabyaları vardır. Bunlar dış tabyalardır. Burada 19 tane topumuz vardır. Büyük top. İçeriye doğru gittiğimiz zaman Mesudiye, Nara, Hamidiye, Dardanos, Çimenliktepe, Rumeli tabyaları vardır. Bunların dışında burada 137 tane şey vardır. İrili ufaklı top vardır. Ve bunlara mantelli denir. Mantelli dediğin atış yapanı koruyan bir kalkanı vardır. Bunlara mantelli top denir. Bunlar adi ateşli toplardır. En uzun menzili 16.900 metredir. Ama İngiltere ve Fransa'nın korkunç bir gücü vardır. Muharebe gemileri, muhripler ve personel taşıyan büyük vapurları vardır. Biz boğazı kesecek şekilde 367 tane mayın döşemişiz oraya. Ama orada öyle bir bölge vardır ki Malatyalı Cevat Paşa, Arap Kirli, çok iyi bir gözlemcidir, grup komutanıdır. Orada bakar, der ki bu düşman gemileri geliyor, buradan giriyor, niye buradan dönüyor? Bakar ki o bölge geniştir, manevra alanıdır. Ha bunların görmeyeceği şekilde buraya bir mayın döşememiz lazım. Elde kalan son 26 mayın. Türk subay şeylerinin, işçilerinin yaptığı 26 mayın Nusrat, yani gerçek anlamı yardım olan Nusrat mayın gemisiyle oraya döşenir. Binbaşı Nazmi Bey çağrılır. O da Tophaneli Hakkı Bey'e talimatı verir 22.30'da. Nusrat mayın gemisi Cevat Paşa'nın 1911 yılında alınmasını isteyip Almanya'nın Kiel kentinin Germania şeylerinde yapılan tersanelerinde yapılan hafif fakat çok hareketli bir gemidir. Mayınlar denizin dibine çöker. Belli bir ağırlıkta olan gemiler oraya gelir, çarparlar. Ama bu hafif olduğu için üstten ve hızlı bir manevrayla döner. Son kontrolü şeyler yaparlar. İngilizler ve Fransızlar bakarlar mayın temizlenmiş. Bölgede mayın yok derlerken onlar dışarı çıkarken Nusrat gece içeri girer. Ve 03.20'de görevini tamamlar. Ertesi gün başka kahramanlıklar vardır. Seyit Onbaşı çıkar Dardanos, Hamidiye şeylerinden.
Anlatırlar 276 kiloluk top. Hayır. Son zamanlarda yapılan hassas şeylerde 215 kilodur. Yani o 61 kiloyu şey yapmayalım da kaldıran güç 3 defa, bir defa da değil. Oşin gemisini batırır. Oşin zırhlısını batırır. Yani Dardanos tabyaları yıkılmıştır. Fakat o yıkılan tabyaların içerisindeki orası toprak tabyalardır. Bizim kontrolümüzde olan yerler şimdiki gibi değil. Toprak tabyalar çöker, tabyalardan tekrar toplar çıkarılır. Sırtına alır mermiyi, iki defa atar, yakınına düşer, üçüncüsü ortasına düşer. Ve Oşin denen gemi batar. Yani o gün saat 11.25'te başlayan düşman taarruzu dış tabyaları tamamen susturmuştur. Queen Elizabeth gemisi ateş saçıyordur. İlk Infeksible vurulur. Infeksible A hattında. Infeksible yara alır çıkar, tekrar döner, ikinci kez yaralanır. Ondan sonra bir tabak gibi Fransız zırhlısı Bouvet o batar. Onun batmasını görmek isteyen Cideli Mehmet beni kaldırın der. İki bacağı kopmuştur. O müthiş uğultu içerisinde son bir defa göreyim der ve şehadete erişir. Tabii bunları parça parça şeyin içerisinde anlatırsak çok zaman yani yetmez. Hani o gökten ecdad inip o pakalını öpse değer dedikleri askerler var ya. Ömer Çavuş'un gözleri yanmıştır. Cevat Paşa geldiğinde ayağa kalkamaz. Cevat Paşa evladım ne oldu der. Der ki bir şey olmadı. Bu gözler göreceklerini gördüler der. Biz oraya kimleri gönderdik biliyor musun? Git alnındaki Balkan karasını temizle diyen eşleri sevgilisinin koynuna kefen koyup gönderdiği üsteğmeni başına kına yakılan Hasan'ı üç şeye kına yakılır. Koça Allah'a kurban olsun diye, kadına, çocuğuna ve ailesine kurban olsun diye, evlada, vatana kurban olsun diye. İşte vatanı sevgilisinden daha çok sevenlerin, Balkan utancını tekrar yaşamak istemeyen genç komutanların o içtihadıyla aynı zamanda milli mücadelenin kaynağı oluşmuştur. Atatürk orada şunu söyler. Der ki eğer ben o askerin şevkini, ölüme Allah Allah diyerek gidişini ve o muhteşem mücadelesini görmeseydim, milli mücadele için karar veremezdim der. Orada iki şey önemlidir. Conkbayırı muharebelerinde Hüseyin Avni Bey 57. Alay komutanıdır. 27. Alay'ın kuvvetleri hemen hemen bitmek üzeredir. Arı burnu çıkarmasında. Gelirler tepeden seyrederler. Bakarlar. Albay Şefik Bey son hücumu yaptırmıştır. 27. alay yan taraftan bir ateş yemiş. O yan ateşini önleyebilecek takım 18 kişiye düşmüştür. Albay Şefik Bey'in söylediği şu söz vardır. Uzaktan tıkırtılar geliyordu, bazen şiddetleniyordu. Ben evlatlarımın nasıl bir zaruret içerisinde oldukları endişesiyle yanıp tutuşuyordum diyor. Ne zaman yardım yetişecekti? 57. alay geldi. 57. alay hemen düzene alır. Bu kara muharebeleriyle ilgili anlatıyorum bu bölümü. Hüseyin Avni Bey birinci, ikinci taburu taarruz kademesinde, üçüncü taburu ihtiyatta görevlendirirken Mustafa Kemal gelir.
19. Tümenli Anafartalar Komutanı olarak. Daha doğrusu o zaman şeydir, ihtiyat komutanıdır. Hemen hücum için hazırlanın der. Kendisi tepeden yaklaşık 300 metre mesafeden düşmanın durumunu seyreder. Daha önceden Albay Şefik Bey'in yapmış olduğu kontrole göre de çıkan düşman muhtemelen 20 bin kadardır. Ve 2 bin kişilik 27. Alay onunla mücadele ediyordur. Artık mücadele gücünün kalmadığında 57. Alay yetişir. Taarruz için emir verdiğinde komutanın emri taarruz edeceksiniz denildiğinde Albay Hüseyin Avni Bey alayını açar. Mustafa Kemal gelir der ki ben de konuşmak istiyorum. Evlatlarım der. Ben size savaşmayı değil ölmeyi emrediyorum. Bizler ölünceye kadar yerimize gelecek olanlar ve kaim komutanlar görevi devralabilir. Biliyorsunuz ki Allah bizi görüyor, gözetiyor. Allah bizimle beraber. Allah Allah diye taarruzu başlatır. Çok kısa süre içerisinde Conk Bayırı düşmandan temizlenir. Diğer hücumla beraber ta denizin içine kadar düşman kovalanır Arıburnu'nda. Onun çok sevdiği Hüseyin Avni Bey 13 Ağustos 1915 yılında çocuklarını görmek için birliğinden ayrılmak istediğinde düşen bir top mermisiyle şehit olur. Bir oğlu ve bir kızı vardır. Soyadı kanununda Atatürk ona Hüseyin Avni Bey'e Arıburun soy ismini verir. Onun oğlu da Tekin Arıburun'dur. Tekin Arıburun Hava Kuvvetleri Komutanı'dır. O da babasıyla aynı gün 13 Ağustos'ta vefat eder. Senatör oldu mu? Senatör başkanlığı yaptı. Evet. 13 Ağustos tarihinde. Orasında türbe de var o şey. Yani çok büyük şeylerle dolu olan, anlattığımız zaman insanın aklını alamayacak bir cesaretin gösterildiği yer, bizim tutunduğumuz ve tutunmaya devam edeceğimiz, bundan sonraki milletimize göstereceğimiz yerdir. Düşman birinci muharebede 3 tane büyük gemisini kaybetmiştir. 3 tane gemi de ağır hasar almıştır. 2 tane muhrip, 7 tane mayın temizleme gemisi de yok edilmiştir. Amaç nedir? Amaç Kilit Bahire ulaşmak, Çanakkale yolunu aşmak, o platoyu düşürüp İstanbul'a gelmek. Söyledikleri odur. Bir gün sonra Marmara'dayız. Evet. Halen daha Marmara'dalar. Ve bundan sonra da inşallah kimse onların Marmara'da olmasına izin vermeyecek. Daha sonra bu savaşı, muharebenin galibiyeti 18 Mart saat 9'dur. 9'da düşman gemileri artık çekilmiştir. Ertesi gün taarruz edelim mi etmeyelim mi tartışmaları vardır. İngiliz gazeteci şunu yazar. O tarihlerde iyi ki taarruz edilmedi. İngiliz halkı büyük bir utançtan kurtuldu derler. 200 yıldır hasta olan Osmanlı ayağa kalkmıştır. İçinden bir devletin tohumları atılarak ayağa kalkmıştır. Bunu yediremezler tabii. Yediremezler. Ne derler? İki tarafı aynı ülke tarafından korunan yerden geçmek delilikti. Bunu kara muharebeleriyle destekleyelim dediklerinde bu kararı alırlar. Bu kararı uygulamak için Mart ayında komisyondan geçirirler. Ondan sonra 26 Mart'tan itibaren komisyondan geçirirler ve Nisan ayında taarruzu planlarlar kara muharebelerinde. Kara muharebeleri 8,5 aylık süre içerisinde Seddülbayır'da onlar 5 kilometre,
Arıburnu tarafında 1,5 kilometre ilerleyebilmişlerdir. Metrekareye 6000 merminin düştüğü yer. Ama kahramanlıklar vardır. Kahramanlıklar vardır. Kara muharebelerini sırayla şey yaparsak ilk Arıburun çıkarması, arkasından Jonkbayır, arkasından 1. 2. Anafartalar, tekrar Jonkbayır, Suğla muharebeleri, öbür taraftan da Kirte muharebeleri olarak geçer. 1. 2. 3. Kirte muharebeleri. Bunlar harp okullarında taktik derslere konu olmuşlardır. Özellikle Kirte muharebeleri. 6000 mevcutla başlayıp 42000 mevcuda çıkarıp 500 metre ilerlemiş. Her muharebede ortalama 6000 ile 10000 arası ölü ve yaralının verildiği Zığındere muharebesi vardır. Nepal Gurkha ordusu tarafından yapılan Kalleşçe 25-26. Alayın yaralı askerleri süngülenerek öldürülmüştür. Yani İngilizlerin oluşturmuş olduğu devletler harbi de ahlaksızca yapmışlardır. Abdülhamid'in Düvel-i Muazzama'nın şımarık çocuğu dediği Yunanistan'da her fırsatta bu işin içinde olmak istemiştir. Yani kendi kadınlarıyla birlikte havaalanı yapımında bunlara yardım etmiştir. 800 metrelik pist yapmışlardır. 12 tane uçak kullanılmıştır. Muharebeler neticesinde tabi bu arada 2 tane muharebe daha var. 1. 2. Kerevizdere muharebeleri. Nihayetinde iki taraf tahkimli duruma gelmiştir. Kısa süreli birbiriyle çatışmalar olmuştur. 10 metre ve 50 metre, 100 metre arasına inen şeylerde lağım muharebeleri başlamıştır. Yer altından lağım kazılır, istikamlar tarafından şey döşenir, karşı tarafın patlatılarak zayiat verdirilmeye çalışılır. Ama kahramanlıklar da vardır. Yaralı askerin feryadına dayanamaya onu alıp sırtlayıp götürüp bırakan askeri daha sonra arayan Anzak askeri vardır. Çünkü o asker ona bir gün önce ne vermiştir? Tayin vermiştir. Derler ki sizin buraya atanan büyükelçi eski bir asker. Çocuklarına söyler. Mutlaka bir Türk askeriyle karşılaşıp onun elini öpmek isterim. Gider onun elini öper. Anzaklar kahramanlık gösterir. Anzaklar kahramanlık gösterir. Ve bu kahramanlıkların da başlarında olan Birdworth, Atatürk'ün vefatı halinde hasta olduğunda gelir onu uğurlar. Yani bu savaş bu tür edebin de olduğu bir savaştır, ahlakın da olduğu bir savaştır. Onun için Çanakkale başkadır. Bigalı Mehmet Çavuş dua olmuştur. Yahya Çavuş'un kahramanlığı anlatılır. 80 kişiyle iki taburu durduran. Yani bu dille anlatılacak bir şey değil. Savaşı yaşamak, yaşayan insanlardan dinlemek farklı bir şey. Ama hayal kurmak başka bir şey. Ben olsaydım yok. Orada olanlar kazandırdı bize bunu. Onun için çok daha fazla girdiğimiz zaman anlatacağımız o kadar çok şey var ki ama ben burada Atatürk'ün Anzak annelerine yazmış olduğu Anzak annelerinin de Atatürk'e cevabını müsaadenizle okuyarak anlatmak istiyorum ki eksik kalsın istemiyorum. Anzak askerlerinin annelerine hitap. Uzak memleketin toprakları üzerinde kanlarını döken kahramanlar. Burada dost bir vatanın toprağındasınız. Huzur ve sükun içinde uyuyunuz. Sizler Mehmetçiklerle yan yana koyun koyunasınız. Uzak diyarlardan evlatlarını savaşa gönderen analar, gözyaşlarınızı dindiriniz. Evlatlarınız bağrımızdadır. Huzur içindedirler ve huzur içinde rahat rahat uyuyacaklardır.
Bu toprakta canlarını verdikten sonra artık bizim evlatlarımız olmuşlardır. Atatürk'ün bu sözleri Avustralya'nın başkenti Sydney'in merkezindeki Hyde Park'ta Atatürk anıtının üzerinde yazılıdır. Daha sonra bir Azak annesi biz de ata diyelim der. Gelibolu topraklarında yitirdiğimiz evlatlarımızın acısını Ali Cenap sözleriniz hafifletti. Gözyaşlarımız dindi. Bir ana olarak bana bir güzelim teselli bahşetti. Yavrularımızın sonsuz uykularında huzur içinde dinlendiklerinden hiç kuşkumuz kalmadı. Majesteleri kabul buyururlarsa bizler de kendilerine ata demek istiyoruz. Şimdi bir komutan düşünün. Ülkesini yok etmek isteyen bir başka ülkenin sömürgesi olarak bize gelen, ki bunların içerisinde Hintliler de vardır. Hintli Müslümanlar vardır, ezan sesini duyunca kargaşalık çıkarıp bize katılanlar vardır. Ama Mısırlı Müslümanlar da gelmiştir. Onlara inşaat taburlarında çalışmıştır. Suriyeli Yahudiler vardır. Ya İsviçreliler vardır. Senegalliler vardır. Bangladeşliler vardır. Ne işiniz var burada? Safgan İngiliz ve Safgan Fransızların istekleri doğrultusunda. Aynı gün Kutulamere muharebeleri başlar. 5 Kasım. Araplar. Şerif Hüseyin'in dediği gibi siz güçlüyken adildiniz, gücünüzü kaybettiniz, adaletinizi de kaybettiniz. Bir bahanedir yani. Kutulamere'nin kahramanı Halil Kut, Kafkas orduları kahramanı Enver'in kardeşi, Killigil, Nuri Killigil, Türk silah ve cephanesini Sütlüce'de oluştururken Fransızların gene bir ayak oyunuyla patlatılarak şehit edilen adam. Kafkas İslam Orduları Komutanı. Kısa süre için kurulmuştur. Yani cesaret dediğiniz zaman Atatürk'ün Komutan ve Zabitan ile Hasbihal kitabında Nuri Jonker yazmıştır Komutan ve Zabitan. Atatürk de Komutan ve Zabitan ile Hasbihal kitabında cevap verir. Cesaret at üzerinde silahla düşmana saldırmak değil. Gerektiğinde düşman karşısında ordusunu yeniden teşkilatlandırıp geri çekip hazırlayıp tekrar taarruz ederek onları yok etme düşüncesidir der. Onlar savaştan korkmadılar. Onlar bu vatan için canlarını verdiler. Onları saygı, hürmet ve bütün kalbi duygularımla anıyor, selamlıyor. Katıldığınız için hepinize hürmetlerimi sunuyorum.